Merhabalar, bütün Yeni Çağ Televizyonu izleyenlerine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün 15 Mart 2011, 2021 düzeltiyorum. Çünkü neden 2011 dedim? Çünkü 15 Mart 2011'de Suriye'de iç savaş başlamıştı. Yani iç savaşın 10. yılındayız. Bundan tam 10 yıl önce Suriye'nin Dara şehrinde bir grup liseli genç bir lisenin duvarına "Doktor, sıra sende" diye yazdı. Doktor dedikleri Bashar Esad'tı. Göz doktoru kendisi. Daha sonra işte Suriye'nin devlet başkanı oldu. Ve o gün başlayan gösteriler hızla yükseldi. Hızla ülkenin pek çok bölgesine yayıldı. Ve 10 yılın sonunda Suriye'de bugün kaç bin insanın yaşamını yitirdiği net olarak bilinmiyor. Neden bilinmiyor? Çünkü Birleşmiş Milletler ilk 7-8 yıl Suriye'de ölen, kaybolan insanların listesini tuttuktan sonra "Ben" dedi, "sağlıklı bir rakama ulaşamıyorum. O yüzden liste tutmayı bıraktım" dedim. Bugün tahminler kabaca 1 milyon civarında insanın öldüğü ya da kaybolduğu yönünde. En çok zararı çocukların gördüğünü hepimiz biliyoruz. Yani Suriye'de iç savaşın üzerinden geçen 10 yılda geriye, daha bitmedi iç savaş, ama geriye yıkım, gözyaşı, ölüm ve göç kaldı. Suriye komşu ülkemiz, Suriye'den bana ne dememiz mümkün değil. Çünkü hele bugün yaşadığımız dünyada ülkelerin, devletlerin güvenliği kendi sınırlarından başlamıyor. Nereden başlıyor? O ülkenin etrafındaki coğrafyanın stratejik noktalarından başlıyor. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un güvenliği Saraybosna'dan başlıyordu. Eğer Saraybosna tehlikedeyse, Saraybosna başka ellere geçmişse İstanbul'da tehlikede demekti. Bunu o dönemin 19. yüzyılın saray çevresi de iyi biliyordu ve o dönem İstanbul'un başkentin İstanbul olmaması, Anadolu'da bir yere taşınması bile tartışılmıştı. Söze getireceğim yer şu ki bugün Suriye'deki iç savaşın 10. yılında bir yanıyla Suriye'nin iç sorunu, ne olursa olsun insan, ülkeler komşularının barış içinde olmasını arzu eder kendisi için. İkincisi de Türkiye'nin Suriyeliler sorunu. Tanım belki size garip de gelebilir ama herhalde günlük gelişmeleri biraz izleyen bir kişi benim bu tanımımı yadırgamayacaktır. Bir de bizim Suriyeliler sorunumuz oldu. Neden oldu? 15 Mart 2011'de Suriye'de iç savaşın çıkmasının ardından hemen 1,5 ay sonra 29 Nisan 2011'de 300 kadar Suriyeli "bulunduğumuz yerde güvenliğimiz yok, biz" diyerek Türkiye sınırına geldiler. O gün Türkiye, evet, komşusu acı içindeyken bana ne diyemezdi. Belki sınırda bir önlem alması gerekirdi. Sınırın içinde alsa bile o bölgenin güvenli olmasını sağlayacak bir ortam oluşturabilirdi. Ama bunun yerine Türkiye'deki AKP hükümeti şunu yaptı sevgili izleyiciler. Dedi ki gelsinler. 100 bine kadar yolu var. Biz bir yıla varmaz onları davul zurnayla tekrar Suriye'ye göndeririz. Ama hepimiz biliyoruz ki süreç öyle olmadı. 29 Nisan 2011'de 300 kadar Suriyelinin Yayladağ sınırından girmesiyle bir başlayan süreç içinde bugün 6 milyon kadar Suriyeli Türkiye topraklarında. Biz insancıl değil miyiz? Neden? Haşa. Biz komşumuzun kötü olmasını ister miyiz? Haşa. Biz komşuda ne olursa olsun kapıma geldiyse kovarız der miyiz? Elbette demeyiz. Ama ne deriz? Komşuda yangın varsa söndürmek isteriz. Komşunun bir derdi varsa onu dindirmek isteriz. Biz onu yapmadık. Oradan gelen kim gelirse gelsin, biz komşunun yöneticisini değiştireceğiz. Esad'ı atacağız. 2011'e kadar kardeşim Esad'ı, tırnak içinde söylüyorum, tabirim biraz sertse de hoş görün, kardeşim Esad yerine "çek git katil" dedik. Kardeşim, aslan kardeşim yerine "çek git katil" dedik.
Ve ne oldu? Tabii ki Şam yönetimi ile Türkiye arasında çok ağır, artık çok zor onarılır bir gerilim başladı. Ve o günden sonra da biz ard arda Zeytin Dalı operasyonu, işte bölgede pek çok Fırat Kalkanı operasyonu, bu operasyonların tümünde ben de şahsen Memlekçe'ye başarılar diledim. Ama şunu da söyledim, sadece askeri yöntemleri kullanırsanız, sadece askeri yöntemlerde operasyon doğurur. Operasyon, yeni bir operasyon gerektirir. Tek başına yetmez dedik. Zaman zaman siz Türkiye'nin başarısını istemiyor musunuz diyenler oldu ama elbette öyle değildi. Eğer bu yöntemle giderse her operasyonun başında ben de bu ülkenin bir yurttaşı olarak bütün kimliklerimden öte sadece askeri müdahaleyle, bir de biz Suriye'de yönetimi değiştireceğiz, Esad gidecek, fesat gelecek dememek lazım dedik. Ama ne yazık ki gelinen noktada Suriye'de bugün savaşın, iç savaşın 10. yılı ve 25, 27-28 milyondu Suriye'nin nüfusu savaştan önce. Bugün tabii ki sayım yapılmadı. Nüfusun en az 1/3'ünün göçtüğü kabul ediliyor ve bunun da yarısından çoğu Türkiye'de sevgili izleyiciler. Biz onları şunu da paylaşmak isterim. Bu konuda biraz uğraştığım için de hani naçizane bilgi sahibiyim. Suriye göç raporu diye ve Suriye Türkiye'ye girdi diye de kitaplaştırdım Suriye'de gelişmeleri. Ve biz şu anda 2013 yılına kadar sevgili izleyiciler, 2011'den 2013 yılına kadar 2 yıl Türkiye'ye giren Suriyelilerin listesini tutmadık. Niye? Gidecekler ya. Esad'ı devireceğiz. Sonra Emevi Camisi'ne namaz kılmaya gideceğiz. Onlar da davul zurnayla ülkelerine dönecekler. Olmadı. 2013'te kayıt tutmaya başladık. 2013'te kayıt tutmaya başladık. Ve ondan sonra da işte bugün gelinen nokta, sırf bu nedenle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurduk. Sırf bu nedenle. Devletin resmi rakamlarına göre sevgili izleyiciler, biz her ay her Suriyeli için 200 dolar harcıyoruz. Her ay her Suriyeli için 200 dolar. Bu devletin resmi rakamı. Sağlık Bakanı bunu 2-3 yıl önce bir resmi değerlendirme olarak paylaşmıştı. Dolar bazında bir değişim olacağını da pek sanmıyoruz. Ve bugün onların ne kadarının yurttaşımız olacağı, ne kadarının olmayacağı belli değil. Bir de şu var ki sevgili izleyiciler, biz Batı ülkeleri gibi bu tür durumlardan insan seçmesini bilmiyoruz diyeceğim tırnak içinde. Batı nükleer mühendisini, doktorunu, efendim öğretmenini, dil bilenini aldı. Almanya'sı, Fransa'sı. Türkiye'ye bu tür bilgileri, bu tür yetenekleri olmayanlar kaldı. Onları meslek sahibi yapmak istedik ama ne yazık ki çoğu da meslek kurslarına, sadece kursa gidene para verdikleri için o nedenle gittiler. Ve bugün İstanbul'da Akşemseddin'in caddesinin adı Fatih'te Suriye Caddesi. Ankara'da Altındağ'da Önder Mahallesi'nin adı Harep Mahallesi. Bunlar araştırmalar sonucunda araştırmalara geçmiş bilgiler sevgili izleyiciler. TOBB'un, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir araştırma kurumu var, TEPAV diye. Onun araştırmalarından okuduğumu aktarıyorum size. Tabii 10-15 dakikalık bir zaman dilimi içinde konunun bütün yönlerini aktarmak tabii ki zor sevgili izleyiciler. Ama şunu ez cümle paylaşmak isterim. Suriye'de iç savaş neden bitmiyor? Çünkü 10 yıllık zaman dilimi içinde Esad güçlendikçe Esad'ın katil unsuru öne çıktı tırnak içinde. Muhalifler güçlendikçe de muhalifler insanları kesip ciğerlerini yiyor diye onları vahşileştirme boyutu öne çıktı. Neden? Çünkü emperyalist ülkeler, bugün diliyle küresel devletler sevgili izleyiciler, bu tür iç savaşlar için üç temel hedef edinirler. Bir, iç savaş kolay kolay bitmesin. Ne zamana kadar o ülkenin bütün ulusal güçleri çöküp dışarıya muhtaç hale gelinceye kadar. İki, iç savaş tarafları dışarıdan yardım isteyecek noktaya gelsin. Niye? İşgal kuvvetleri biz bu ülkeyi işgal ettik diye girmesin. Nasıl girsin? Çağırdılar. Onun için girdik desin. Üç, bu kısma bizi de ilgilendiriyor. Bu tür iç savaşlar çevre ülkeleri de çürütsün. Onlar da sorunun içinde olsun ki dışarıdan gelen o
emperyal güçler, bugünün diliyle küresel aktörler rahat o bölgede yer etsin. İşte bütün bunları yaşadık sevgili izleyiciler. Savaşın, Suriye'deki iç savaşın 10. yılında. Özetle iç savaşın fotoğrafı yıkım, ölüm, göç oldu. Allah hiçbir ülkeye iç savaş acısı vermesin. 3 gün önce İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılıydı. Orada Mehmet Akif Ersoy, Allah hiçbir ülkeye, daha doğrusu ülkemize hiçbir zaman bir kez daha böyle bir İstiklal Marşı yazdırmasın demişti. Evet, yazdırmasın. Ama onun kadar, hatta ondan acı olanı bizim ülkemize iç savaş acısı tattırmasın. Ben bu konuda benim inancım tam. Anadolu gücü diye bir güce inanıyorum ben. Anadolu insanının bir arada yaşama kültürü vardır. Anadolu insanı 13. yüzyılda doğudan Moğolların, batıdan Haçlı seferlerinin kıskacında Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Mevlana'yı yetiştirmiştir. O büyük kıyımdan, o büyük yıkımdan, taş üstünde taş, omuz üstünde başın kalmadığı o 13. 12. 13. yüzyıldan Anadolu insanı bu üç insan sevgisi diyen evrensel gücü, evrensel filozofu, evrensel aydını yetiştirmiştir. O yüzden ne olursa olsun bizim beraber yaşama gücümüz hep galip gelir diye inanıyorum. Ama niye acı çekelim? Niye gelişmemiz dursun? Niye komşu ülkelerin iç sorunları bizim sorunumuz olsun diyorum ve gündemin ikinci önemli konusuna geçiyorum. Bugün kabine toplanacak. Eskiden bakanlar kurulu derdik. Bakanlar kurulu kalktı. Kabine oldu. Bir an insanın ağzına kabile geliyor. Yani kabile devletine döndük dersem abartmış da olmam ama çünkü yönetim şeklimiz, hangi kurumun işine, hangi kurumun işlevine onu da hani hakikaten çengelli bırakalım en azından. Şimdi o ayrıntıya girmeyeyim. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplanacak. Diyebilirsiniz ki Mustafa Balbay, yani ne farkı var ki işte kabine bakanlar kurulu? Öyle değil. Bakanlar Kurulu adı üstünde kuruldu. Kurul bir kurumdu. Kabine ne? Cumhurbaşkanının başkanlığında bakanlar bir araya geliyor. Ortak imza diye bir şey yok. Ortak kurum diye bir şey yok. Cumhurbaşkanından düşüncelerini iletiyorlar. Cumhurbaşkanı onlardan süzüyor. Kendini ayrıca bir iç kabinesi var. Sarayda saray kabinesi var. Onlara danışıyor. Onlarla konuşuyor. Sonra da işte kamuoyuna açıklama yapıyor. Yani bugün öyle anlaşılıyor ki kamuoyuna yapacağı açıklamada pek çok ilimiz endişe ederim kırmızıya boyanmış olacak. Çünkü 1 Mart'ta bu hani Türkiye'nin renklere boyanması en az tehlike olan yer mavidir. Daha azı turuncu, daha azı sarı. En tehlikeli yer kırmızıdır renkleri. 1 Temmuz'da 1 Mart'ta başladı. 15. gün, Covid'in 14. günde belirti verdiği biliniyor. Endişe ederim ki o gün 16 ilimiz kırmızıydı. Bugün 27 ilimiz kırmızı. Dileriz artmaz. Ama dilekle de olmuyor. Elbette dileyelim, duamızı edelim. O ayrı konu ama bugün benim beklentim artık bu işleri hani birebir Cumhurbaşkanı'nın siyasal bir söylem yerine ne olursa olsun bilim adamlarını dinleyip, bilim adamlarının söylemlerini kulak verip kesin bir çözüm bulmak gerekiyor. Sağduyu elbette, yani tarihteki bu tür salgınlar salgının yarattığı ölüm kadar, salgının neden olduğu ölüm kadar salgın sonrası kıtlıkları da yaşamış. O da çok önemli. Onu da yaşamamak gerekiyor. Onun da planlamasını yapmak gerekiyor. Ama iktidarımız bugün toplumsal dalgalanmanın içinde hangi kesim sesini yükselttiyse onu biraz tatmin edelim. Hangi kesimden biraz daha pay alabileceksek onu biraz bekletelim gibi günlük çözümlere girdiğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Bugün beklentimiz aklın yolunu seçmek, Türkiye bütün gerçekleri paylaşmak. Çünkü bilgi konusunda da bir endişe var sevgili izleyiciler. Onu bugün akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Ama sanıyorum ki yine Cumhurbaşkanım 19 küsurda ekranlara çıkacak. 45 dakikalık bir konuşma planlayacak. Bunun 40 dakikasını icraatın içinden, iktidar ne yaptığı, ekonominin sonuçları ne, onlar olacak. Son 5 dakikasında da bu salgına ayıracak diye düşünüyorum. Çünkü son 3-4 toplantısı hep o şekilde gidiyor. Son 1-2 dakika vurgulamak istediğim de sevgili izleyiciler, Danıştay geçen hafta
andımızı yasakladım. Yani yasaklayan kararı onayladı. İş biraz çetrefilli. Önce yasaklanmıştı bakanlar, sonra serbest kaldı. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı ya bu okunmasın dedi. Biz de bu görüşte izlendi. Daha sonra tekrar Danıştay'da görüşüldü. Burada paylaşmak istediğimiz şu ki ben konuşmamın başında iç savaşın yaşandığı coğrafyaları anlattım. Tabii Batı da dinler savaşını yaşadı. Yüzyıl savaşları bunun parçasıydı. 30 yıl savaşları bunun parçasıydı. İç savaşlar yaşadı. Ama biz bu topraklarda Türk kimliğini kan bağına dayalı yapmadık. Kan, bakalım kanında Türk kanı var. Örneğin Alman Anayasası 8-10 yıl öncesine kadar kan bağına dayalı bir yurttaşlık öngörüyordu. Bizim yurttaşlığımız kan bağına değil, deyim yerindeyse can bağına, gönül bağına, yurttaşlık bağına, vatandaşlık bağına, memleket bağına bağlı. Yani Atatürk'ün o sözü de Atatürk ne mutlu Türk olana dememiş. Atatürk ne mutlu damarlarında Türk kanı taşıyana dememiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Yani ben Türk'üm dediğinizde, yani bu topraklarda yaşıyorum, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım dediğinizde bu kimliği ediniyorsunuz. Bu ırkçı bir kimlik değil, bu kafatasçı bir kimlik değil. Konu çok hassas biliyorum ama ben bu konunun geçen haftadan bu haftaya sarktığını, bu haftada güncelliğini koruyacağını düşünüyorum. Bu yanıyla da ez cümle vurgulamak istedim sevgili izleyiciler. Bu hafta, bugünlük 15 Mart itibariyle 3 ana konuyla haftanın görünümünü sınırlamış olalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Daha güzel bir Türkiye'de daha güzel gündem konuları olsun diyorum.